Amerika'da yaşayan Mike isimli bir hastanın tansiyonu anestezi verilemeyecek kadar yüksek olduğu için ameliyatı iptal edilmek üzereydi. Ülkenin en iyi servikal cerrahlarından biri olan Dr. Michael Hegland pes etmek yerine dua etti. Duanın sonunda şifa bulan hasta İsa Mesih'e iman etti. Amerika'da yaşayan Mike isimli hastanın tansiyonu anestezi verilemeyecek kadar yüksek olduğu için ameliyatı iptal edilmek üzereydi. Ancak ülkenin en iyi servikal cerrahlarından biri olan Dr. Michael Hegland pes etmek yerine dua etti. Birkaç dakika sonra hastanın kan basıncı düşürüldü ve anestezi verildi. Ardından ameliyat başarıyla sonuçlandı. CBN News'le yaptığı röportajda Dr. Hegland anestezi uzmanının odaya geldiğini ve hastanın kan basıncı nedeniyle ameliyatının yapılamayacağını söylediğini belirtti. Dr. Hegland hasta için dua etmeye başladığını ve kısa bir süre içinde kan basıncının düştüğünü söyledi. Ardından başarılı bir ameliyat gerçekleştirildi ve hastanın birkaç hafta içinde işine geri dönebileceği belirtildi. Ancak hikaye burada sonlanmadı. Ameliyattan 6 hafta sonra Mike, Dr. Hegland'a hayatında bir şeylerin değiştiğini söylemek için hastaneye geri döndü ve İsa Mesih'i kabul ettiğini söyledi. Duanın hastanelerdeki gücünü belgeleyen ilk olay bu değil. 3 ayrı çalışmanın tümü, dua edilenlerin edinmeyenlere göre daha çabuk şifa bulduğunu açıklıyor. Ayrıca deneyimli tıp araştırmacısı Richard Casford, 10 mucizevi olayı araştırdığını ve geri dönüşü olmayan sağlık koşullarına sahip kişilerin duanın ardından iyileştiğini açıklayan bir kitap yazdı.